Aslan oğlum, yolunu dört gözle bekliyoruz. İnşallah sağ salim bir an önce yapar gelirsin askerliğini. Ben Güneydoğu Gazisi Ekrem Taşkın. 2003 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde uzman çavuş olarak görevimi yapmaktayken mayına basarak sol ayağımı diz altından kaybettim. Sol ayağımı diz altından kaybettikten sonra uzun bir tedavi sürecinden sonra ordudan emekli oldum. Benim için yeni bir hayat başladı. Yeniden hayatım tekrardan sil baştan başladı. Tabii sonradan engelli olmak zor bir olay. Kimsenin kabul edebileceği bir şey değil. Benim için de aynı şey oldu ama ben bunu çok kısa sürede atlattım. Bu süre zarfında 2014 yılında spora başladım. Sporla hayatım tekrardan değişti. Kişilere bakışım, insanlığa bakışım, doğaya, her şeye bakışım değişti. Aile mutluluğum, çocuklarımla alakalı düşüncelerim, her şey değişti. Dolayısıyla bu spordaki kazandığım başarılar da gençlere örnek olsun istiyorum. Engelli kişilerin hayatın içine girmesini istiyorum. Onun için uğraşıyorum zaten birçok da. Bu sürede kazandığım başarılar beni daha da çok motive etti. Bu sefer tabii ben engellilere adadım kendimi. Gençlere örnek olmaya adadım. Bu olay daha da hırslandırdı. Daha da çok başarı getirdi bana. Tabii yurt dışına çıktım. Ülkemi temsil ettim yurt dışında 2 defa. Ondan sonra bu daha da bir başka bir olay benim için. Herkese nasip olmaz engelli bir kişinin bu şekilde ilerlemesi. Tabii benim bu aldığım başarılar Fox TV'nin yöneticilerinin dikkatini çekmiş. Bunlar beni bir içeri bir dışarı yarışmasına davet ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiler. Çok sağ olsunlar. İnanılmaz mutlu oldum ben bundan dolayı. Ben şu an gaziyim. Bir ayağım yok ama geride bir bacağım, iki kolum, iki de aslan gibi evladım var. Onlar da vatana feda olsunlar. Hiç önemli değil. Büyük oğlum Sertaç Edirne Karaağaç'ta askerde. Onun için ve bütün askerliler için dua ediyorum. Allah oğluma ve bütün vatanıma ve diğer askerlere hiçbir acı yaşatmasın. Ben Zekiye Taşkın, Gazi Ekrem Taşkın'ın eşiyim. Eşim Gazi olduktan sonra çok zor günler yaşadık tabii ki. Şükürler olsun hayata yeniden tutundu, spora bağlandı. Sporla beraber hayatı değişti, yaşam şekli değişti. Mutlu, mesut, çok şükürler olsun. Ve eşimin ben eli, ayağı, o da benim nefesim. Tabii ki öncekine bakarak yürümekte zorlandı. Dışarı çıkarken merdivenlerden inip çıkarken çok zorlukları oldu. Şükürler olsun onları aştık. Siz ne gibi zorluklar yaşadınız? Ben eşime destek olmak amacıyla, ona o acısını hissettirmemek amacıyla tabii ki çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Ona belli etmediğim günler oldu. Protezi giymediği zamanlarda sırtımla taşıdığım gün oldu. Hastaneye götürürken, indirirken merdivenlerden, duş alırken, duştan çıkarken sırtımla taşıdım. Böyle zorluklarımız oldu. Öncelikle Gazi eşi olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Gazilik bir onurdur benim için, herkes için. Eşim vatan için ayağını verdi. Canını vermek için de şu an her şekilde hazır. Oğlumun birini askere gönderdik, diğeri de inşallah gidecek sağlıklı bir şekilde. Bugün asker annesi ve gazi eşi olmaktan gurur ve onur duyuyorum, mutlu oluyorum. Ordumuza hizmet eden tüm askerlerimize ve asker annelerine çok çok teşekkür ediyorum. Dualarımız askerlerimizle ve ordumuzla. Evet. Bizim karakoldaydı o zaman. Sertaş küçücük. Değil mi? Evet, şimdi asker oldum. Ya şimdi kocaman asker. Evet. Karakolda Aslan oldu. küçücük askerlerin içinde şimdi kendi asker oldum. Aynen. Ama işte şey, yani askerlik bizim kanımızda var. Evet. Zaman Yani zamansız bir akıp gidiyor. her Türk askeri doğarmış, değil mi? Evet. Gazi babanın aslan askeri oldu, değil mi Zeki? Evet. Yani. Ama şey Nasıl yani, gibi işte. evet. Vatana, millete her şey feda olsun Zeki. Allah ülkemize, vatanımıza bu zor süreçlerde yardım etsin.
annem, bütün dualarım senin için. Kokun hala duruyor. Zekiciğim, şu yağı hazırlar mısın bana? Tamam, bir tane. Yemeğimiz hazır, şimdi fırına koyabiliriz. Hadi bakalım. Buyurun zekalı. Alayım ben. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Bugün yemek yapma sırası bende. Hastayım. Bugün sen yaptın yemeği ama müthiş olmuş. Çok güzel. Evet. Benim de ellerime sağlık. Çok güzel. İyisin değil mi? İyiyim. Şükürler olsun. Hastalığı atlattın yani biraz. Senin yemeğini yiyince daha da iyi oldum. Güzel. Müthiş güzel. Güzel. Teşekkür ederim. Yemekten sonra hava çok güzel. Biraz yürüyüş yapalım. Dolaşalım. Dolaşalım diyorsun. Hı-hı. Tamam canım, ne olur. Yemeğimizi yiyelim mi? Çok da güzel olur. Allah bana bu rütbeyi nasip ettiği için çok mutluyum. Gazi olmak herkese nasip olmaz. Bizler Türk insanları asker doğarız, asker ölürüz. Allah ordumuza, askerlerimizi bütün kötülüklerden korusun. Şu anda ülkemiz zor süreçlerden geçiyor. Biz de bu zor süreçleri ülkemizin iyi atlatabilmesi için ordumuza, milletimize yardım etmemiz gerekiyor. Benim bir Güneydoğu gazisi olarak bu orduya, bu vatana, bu millete verilecek daha bir bacağım, iki kolum, iki de aslan gibi evladım var. Onur duyarım bunları yapmaktan. Vatanım için ne yapsak azdır.